İyi akşamlar. Bugün 3 Mart 2011. Günlerden Perşembe değil, Perşembe. Çünkü haftanın 8 gün olduğunu ve 8. gününde Perşembe olduğunu linççi oyun atölyesinin 24 Şubat 2011 günü gittiğimiz 7 Shakespeare müzikali de öğrendim. Ondan önce öğrendim. Mesut, şu anda da kamerayı kullanan Mesut Alptekin gidip biletleri almıştı. O yer numarasında Perşembe yazıyordu. Demek ki 24 olduğuna göre 28-4. Demek ki geçen hafta şu anda biz bir azap çekiyorduk Mesut'la birlikte. Bodyguardlar eşliğinde, kapı kilitleniyor. Bir şeyler yapılıyor. Oyun 5 dakika geç başlıyor falan. Bugün artık Perşembeler artık Perşembe olacak oyun atölyesi sayesinde. Bu akşam linççi Dostlar Tiyatrosu'nun patronu linççi Genco Erkal'ın tek kişilik dev prodüksiyonu Nereye Gidiyoruz oyununun premierine gidip Sosyalist Oyun Dergisi dağıtmayı düşünüyordum. Ancak biraz keyfim yok. Biraz da geç kalmıştık. Oğlum Brezilya'da. São Paulo ile Rio de Janeiro arasında Rio karnavalına katılacak. Yaklaşık 10 gündür orada. 10 gün sonra da gelecek. Dolayısıyla biz bu dergileri dağıtamadık. O derginin içerisinde, Sosyalist Oyun Dergisi'nin içerisinde Başak Sakızlıoğlu'nun linççi Genco Erkal'ı melekleştirme operasyonunu irdeleyen bir yazım vardı. O yazıyı, o dergiyi dağıtmak istiyordum. Gidemedim. Bu akşam da Shakespeare'iniz kim? Üçü çekmek istemedim. Biraz Shakespeare üzerine konuşmak istiyorum. Aklıma geldiği kadarıyla, aklıma gelen fikir kırıntıları biçiminde Shakespeare konuşmak istiyorum. Her geçen gün Shakespeare'e daha çok yoğunlaşıyorum. Benim William Shakespeare'e yoğunlaşmamı sağlayan neredeyse tek kişi, ben baba diye nitelediğim Tolstoy babadır, Lev Tolstoy'dur. Onun Sanat Nedir kitabıdır. Daha önce defalarca yine dedim. Eylül 2007'de yayınlandı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nda. Mazlum Beyhan Rusça'dan, Rusça aslından çevirdi Türkçe'ye. 375 sayfalık bir kitap. Özellikle 301. sayfayla başlayıp 300. sayfadan sonra, yani 375. sayfaya kadar olan 75 sayfalık bölümü Tolstoy Baba William Shakespeare'i irdeliyor. Ve onun çok önemli oyunu olduğu iddia edilen, yere göğe sığdırılamayan Kral Lear'ı irdeliyor. Ve Kral Lear oyununun aslında Shakespeare'den önce yaşayan ya da ondan daha önce dünyaya gelen bir kişinin, daha insani oyunlar yazan bir kişinin oyunu olan King Lear'dan alıntı çalıntı olduğunu söylüyor. Daha doğrusu alıntı çalıntı sözleri yok da kitapta, yanlış bilgi vermeyeyim. Ben öyle niteliyorum. Sahte duygular imalatçısı diyor Shakespeare için Tolstoy. Bu sözcükler de bana ait. Farklı bir dille söylüyor, kibar bir dille söylüyor. Dolayısıyla bugünlerde özellikle devletin, özgürlüklerin en büyük karşıtı olan devletin bloggerları kapatması sürecinden bu yana birkaç gündür yeni bir site diyebileceğim bir şey kurdum. www.tiyatrooyun, tiyatronun sonundaki o da oyunun başındaki o bileşiyor, tek o oluyor. tiyatrooyun.blogcu.com. Neden ücretsiz siteler kuruyorum? Bazı gerizekalı, söylediğim gibi parasızlıktan falan değil, müthiş pratik oluyor. Yoksa paralı domaini satın alınmış bir sürü sitem var.
örnekse filmi bulunmaz kom diye, örnekse tiyatro oyunu kom diye. Ancak onları yapmak gerçekten çok güç, zaman alıyor. Ben size çok hızlı bir militan gibi, bir gerilla gibi davranmak durumundayım. Bugün Shakespeare üzerine birkaç küçük yazı yazdım. Bir tanesi linççi, Boğaziçi Üniversitesi'nde yetişenler. Daha doğrusu Boğaziçi Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi gölgesinde yetişenlerin hizmindeki tiyatral fraksiyonerlerinin oynadığı Selam Sana Shakespeare oyunu olayında Shakespeare'i irdeleyen bir yazı yazdım. Bunun yanı sıra Shakespeare Gap, Parak Kap diye bir küçük yazı yazdım. Birkaç satırdan olacak. Bu da 2010-2011 sezonuna baktığımızda özel tiyatrolar neredeyse, abartıyorum tabii, neredeyse tümü Shakespeare oynamak zorunda hissediyorlar kendilerini. Bunun birçok nedeni var. Başak nedeni emperyalist kültürün Türkiye'de egemenliğini sağlanması ve bir de Shakespeare sahneye koyduğunuz zaman Kültür Bakanlığı çanağını çok rahat yalıyorsunuz. Kimler yalıyor bu sezon özel tiyatro olmasına karşın? Shakespeare oyunlarına daha önce fazla yaklaşmamalarına karşın. Bizim tiyatro, Zafer Diper'in patronu olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en gelişi televizyon kanallarından biri olan Samanyolu Televizyonu'nda, onun en gelişi programı olan Sırlar Dünyası'nda halklara dualar öğreten, Ayet-i Kürsü duasını öğreten Zafer Diper'in bizim tiyatrosu, bizim tiyatro adlı tiyatrosu Ham X-Led diye bir, izlemedim ama saçma sapan olduğunu çok iyi tahmin ediyorum. Zaten William Shakespeare kendisi saçma sapan bir adam. Keza Linç'i oyun atölyesinin oynadığı Macbeth ve 7 Shakespeare müzikali. Aynı zamanda Tiyatro Kedi'nin Bir Yaz Gecesi Rüyası ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun beğendiğiniz gibi adını değiştirerek Shakespeare'in oyununu. Zaten Shakespeare'in adı değiştiriliyor, soyadı değiştiriliyor, cinsiyeti değiştiriliyor, agudu mugudu oluyor, yapılıyor, fallustan geliyor sahneye. Shakespeare yani her niyete yenen muz, her niyete şişme bebek gibi bir şey yani, anlayacağınız. Evet, şehir tiyatrolarında Romeo ve Juliet, Kemal Başar'ın yönetiminde. Böyle birçok, yine Bakırköy Sanat Merkezi'nin Antonius, Kleopatra ve Sezar gibi bir oyun var. Yine saçma sapan bir oyun olduğunu tahmin ediyorum. Böyle birçok Shakespeare oyunu var. Ben şunu düşündüm. Shakespeare 1564'ten bu yana feodalizmin, derebeyliğin, kralçılığın egemenliğini bize fışkırtan bir yeteneksiz yazar, duygu yoksunu bir şair ve hep böyle emperyalist kültürün yaygınlaşması için mücadele veren aydınlar Shakespeare'in kıçını yalıyorlar. Örnekse Shakespeare'i 1800'lü yıllarda, yaklaşık 200 yıl önce dünya halklarına kakalayan en büyük estetik diktatör olan Goethe'dir. Alman kapitalizminin, Alman uluslaşmasının, Cermen ırkının ve ardından gelen Alman emperyalizminin bir düşünsel patronudur Goethe. Goethe'nin kakalamasıdır bize Shakespeare. Ve Türkiye'de de linççi Profesör Doktor, iftiracı Profesör Doktor Özlem Utku'nun kakalamasıdır. Yücel Erten'in, linççi Yücel Erten'in kakalamasıdır. Ve sağcısıyla solcusuyla herkes Shakespeare o manyaktır Türkiye'de. Shakespeare o manyaklar cumhuriyetinde yaşıyoruz. Shakespeare o manyatik alanda yaşıyoruz. Dolayısıyla biz bulunmaz kültür merkezi olarak, bulunmaz tiyatro olarak gücümüz oranında Lev Tolstoy'un Sanat Nedir kitabını kendimize kılavuz edindik. Rotamıza onu koyduk. Onunla ilerliyoruz. Şimdilik dağınık da olsa, toparlama kaygısı da taşısam, her akşam özellikle Mesut Alptekin'in bu kamerayı iyi kullanması sonucu
renkli söyleşiler yapıyoruz. Renkli Shakespeare'iniz kim programları yapıyoruz. Kim 500 milyar ister Kenan? Kenan, Haluk. Haluk kim 500 milyar ister? Ya Haluk ya, şu yüzündeki alçıdan maskeyi çıkar ya. 8998. İyi akşamlar.